Thank you.
Yani bütün işin gücün yaşama olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derece öylesindeki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğim insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamış ki. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyatta hastayız. Yani bu beyaz mazadan bir daha hiç ayrılmak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz. Anlatılan bektaşı fıkrasına hava yağmurluğuna bakacağız pencereden. Yahut yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz. En son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşünmeye değer bu şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Oradan ayrı vücudunda daha o gün bizi koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demin kapalı. Biz yine de dışarıda beraber yaşayacağız. İnsanların hayvanların kavgasını rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşayacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufak civarında. Mavi kadifede bir yalnız zerresi yani. Hani bir koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak gibi birinde. Hatta öyle bir bulut ya, bir buz yığını gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için. Yaşadım diyebilmen için. Yaşadım diyebilmen için. İçin, için. Yaşadım diyebilmen için.